Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, 8-9 Temmuz'da yaşanan afet sonrası çalışmaların sürdüğünü belirterek, dere ve menfezlerden şu ana kadar 5.700 kamyon heyelan malzemesi temizlediklerini söyledi. Heyelan ve taşkınlar sonrası önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Güler, afetlere karşı dirençli şehirler inşa etme çabası içinde olduklarını da belirtti. Depremin üçüncü bölgesindeyiz. Yani birinci bölge daha riskli, iki daha ondan daha az riskli. Biz daha az riskli olduğumuz halde, üçüncü bölgede olduğumuz halde gelir gelmez bu çalışmaları başlatmıştık. Yani 4 sene evvel başlattık. Ne kadar isabetli olduğunu da görüyoruz Türkiye'deki çalışmalardan. Bu arada seller oluyor. Sellerin suyla ilgili tahribat kısmında çok şükür şu ana kadar hafif atlattık ama heyelanla olan kısımlarında aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Dolayısıyla bu nokta üzerinde dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela son heyelanlarda bu sene sadece bu sene 1243 heyelan oldu arkadaşlar. 1243 heyelan oldu. Toprak kayması ile birlikte. 1976 kilometre yol, 12 kilometre yağmur suyu attı. Bunlar etkilendi. 201 noktada içme suyu hattı, 60 noktada kanalizasyon hattı etkilendi bunlar negatif olarak. Dolayısıyla ne kadar zor şartlar altında bir bölgede yaşadığımızı burada da görüyoruz. Ordu, Altın Ordu 14 tane dere üzerine kurulmuş. Bu 14 derenin 12'si kapalı, ikisi açık. Civil'le Bülbül Deresi açık. Aslında kısmen açık diyelim. Diğerleri kapalı. Aslında bizim 14 dere değil arkadaşlar. 64 tane kılçıklarıyla, yan bağlantılarıyla 64 tane derecikle karşı karşıyayız. Belki bunu ilk defa duyuyor olabilirsiniz. 64 dere Ordu. Fas'ta da Ünye'de bundan çok farklı değil. Ve bunların üzerine hep bina yapıldığı için biz bunların şu anda yansımalarıyla karşı karşıyayız. Onun için bunu çok ciddi ele almamız lazım. Amacımız da bunları çözmek. Şimdi burada bu bir tarihi ev sahadaki. Geçen de göstermiştim, 5 milyon liraya da satılıktı. Bu sel akşamı biz oraya gittik. Binanın pencerelerinden su akıyor. Alt kattan su akıyor. Üst katta da oturuyorlar. Işık yanıyor. Bu binanın altında şey çıktı. Dere çıktı. Evin ilk katından pencerelerinden su taşıyor. Üst katta oturuyorlar. Bina 5 milyon liraya satılık. Tarihi eser olduğu için dokunamıyoruz. Tarihi bina altındaki dere. Şimdi oraya şey koyacağız. Sel kapanı koyacağız o kısmı yukarısına. Menfez ve box temizliğinden 3.100 kamyon malzeme çıktı. Heyelan malzemeleriyle derelerden kaldırdığımızda 5.700 kamyon. Yani ben burada yaşı en müsait olan bunu hatırlayacak. Ben bu malzemeleri çocukluğumdan beri hatırlamıyorum. Yani böyle bir taş ve şey, iri siyah kaya şey gibi, sanki mağmatik bir tava şey gibi. Yanardağdan çıkan şey malzemeler gibi. Kömür atığı gibi. Simsiyah.
Ordu'da ilk defa bir rugby müsabakası gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilki düzenlenen plaj rugby turnuvası nefes kesti. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Spor ve Kültür Festivali kapsamında çeşitli spor turnuvalarının yanı sıra tiyatro gösterileri, konserler, çocuk oyunları ve kültür programlarıyla Ordulular unutulmaz bir yaz geçiriyor. Özellikle plajda yapılan spor dalları ise spor severler tarafından oldukça ilgi görüyor. Plaj futbolu, voleybolu, handbolu, güreşi derken şimdi de rugby turnuvası gerçekleştirildi. Birçok ilden 130 sporcunun katıldığı turnuva Altınordu ilçesi Akyazı sahilinde yapıldı. Erkek ve kadın kategorisinde kum üzerinde yarışan takımlar kıyasıya rekabet etti.